teknolojinin çeşitli alanlarda hayatımıza nasıl etkileri olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız. Son oturum olduğu için de sırf anlatmakla değil, işi birazcık da teknolojik atalım dedik. Bazı demolarda yapmaya çalışacağız. Bizlere çok değerli konuklarımız eşlik edecek. Sunumumuzun formatı diğer panellerdeki gibi değil, biraz farklı. 10'ar dakikalık. Gelip arkadaşlarımız, konuklarımız size önce sunumlarından bahsedecekler. Olanlar da demolarında arkasından yapacaklar. Bugün gerçekten çok değişik alanlarda mobilitenin hayatımıza nasıl girdiğini göreceğiz. Ve bunun bizim hayatımızı nasıl etkileyebileceğinden örnekler göreceksiniz. Artı, normal yaptığınız işlerin dışında yaptığınız işten daha farklı nasıl iş alanları yaratabileceğinizi göreceksiniz. Bu sistemin size sağladığı imkanlarla. Gerçekten mobilite ve mobil şirket, buradaki biraz sonra sunacağımız konusunda lider yöneticilerimizin de vizyonları sayesinde belki de hiç hissettirmeden hayatımızın birçok noktasına girmiş vaziyette. Bunların farkında olmak ve bunlardan yeni değerler üretmek bu salondaki diğer liderlerimizin, sizlerin tabii ki görevi. Ben sözü çok uzatmadan ilk olarak Sayın hocamızı davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Ünsal Özgen, Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Kendisini sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, sabah Süreyya Bey'in sunumunda da izleyenler varsa Sayın hocamız gerçekten bizlerin hayatını çok etkileyen sağlık sektöründe çok önemli projeler yaptılar. Özellikle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tabletlerle geliştirdikleri projeler doktorların, sağlık görevlilerinin, hastaların birçok bilgiye anında ulaşılmasını sağladı. Sayın hocam, bu hayata geçirdiğiniz bu projeyi bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. Sağlık sektörü diğer sektörlerden biraz farklıdır. Diğer sektörlerde çoğunlukla önce ekonomi, daha sonra diğerleridir. Sağlık sektöründe önce insan, daha sonra diğer şeylerdir. Dolayısıyla planlamanızı yaparken mutlaka insanı merkeze koymak zorundasınız. Çünkü can elinizdeki şey. Biz biraz o anlamda zamanın en kıymetli olduğu sektörüz. Planlamamızı da ona göre yaptık. Çünkü bizde zaman çoğunlukla eşittir hayat. Çok isterseniz kabaca ben bahsedeyim. Lütfen. Sizin özellikle bu projede bizim merak ettiğimiz konu, bunu yaptıktan sonra ya da bu projede ilk önce ana hatlarından bahsedin ama ben şeyi çok merak ediyorum. Hastaların ve doktorların tepkisi ne oldu bu projeye? Ben birazcık da işin insani tarafından da neler değişti insanlar hayatlarında bir duymak istiyorum. Aslında başlangıçta bunu da ben de merak ediyordum. Çok kısa bir zamanda çok radikal bir değişiklik, çalışanlarımız üzerinde nasıl bir etki ve adaptasyon duygusu oluşturur, hastalarımızın üzerinde nasıl bir duygu oluşturur. Şunu gördüm ki bizim insanımız gerçekten bir şeyin kendisine hizmet ettiğine inandığında sandığınızdan çok daha hızlı bir şekilde kabullenip adapte oluyor ve sizi daha ileriye kendisi taşıyor, talepleriyle taşıyor. Ben umduğumun çok ötesinde bir kabul gördüm. Çünkü herkesin işi kolaylaşmıştı. Hastanın işi kolaylaştı, hekimin işi kolaylaştı, hemşirenin işi kolaylaştı, asistanın işi kolaylaştı, hocanın işi kolaylaştı. Türkcell'in işi de kolaylaştı. Türkcell'de bunun altyapısını size sunarak kesintisiz bir şekilde demin söylediğiniz zamanın çok değerli olduğu bir sektörde size en hızlı ulaşımı, erişimi sağlamaya çalışıyor. Biraz projenizi isterseniz sunumunuzu yansıttık. Ben kısaca bir sunum hazırladım. Biraz bizim sektörde ya da tüm sektörlerde öyledir. Sadece noktasal alandan bahsetmek yetmez. Onun bir felsefesi olması gerekir. Bir bütünün içerisinde olması gerekir. Neyi kurgularsanız kurgulayın, esas önemli olan onun sürdürülebilir olmasıdır.
sürdürülebilir olması da hayatta bir karşılığının olmasıyla ilişkilidir. Bu anlamda bizim yaptığımız işin adı üniversite hastanesi işletmeciliği. Biraz sonra bahsedeceğim uygulama bu felsefenin bir parçasını ama önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunun için ne lazımdı diye baktık. Önce ben hastanemizden bahsedeyim. Turgut Özal Tıp Merkezi İnönü Üniversitesi'nin araştırma uygulama hastanesidir. Yaklaşık 250 civarında yoğun bakım yatayla 1100 yataklı, 213 öğretim üyesi olmak üzere yaklaşık 2500 civarında çalışanı olan, her yıl yaklaşık 1 milyon insana hizmet eden Doğu'nun en büyük hastanelerinden bir tanesidir. Hatta sistematik olarak da en iyisidir verdiği hizmet açısından. Hastanemizin her meslekte olduğu gibi vizyonun olması gerekiyordu. Bu vizyonu 2010 yılında koyduk. Dedik ki dünya standartlarında sağlık hizmeti veren, Türkiye'nin en kaliteli sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi olmalıyız. Dedik, buna inanmıştık. Sadece söz olsun diye duvarlara yazmak için koymadık ve bunun için planlarımızı yaptık. Üç önemli yerde sorun vardı. Bir tanesi insan yönetimiydi. Eğer insanı iyi yönetemezseniz ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Para yağdırın, teknolojiyi yağdırın ama insanı mutlaka iyi yönetmeniz lazım. Türkiye'de ilk defa bir kamu kuruluşunda kredi sistemine geçtik. Personele 100 puan verdik. Artı ve eksi puan olan eylemleri belirledik. Artılara ödül, negatiflere ceza verdik. Çok iyi sonucunu gördük. Toplam 7 kişi cezalandırıldı ama 1000 kişinin hareketi düzeldi. Toplamda 6 kişi ödüllendirildi. Sorunsuz ve sürdürülebilir bir ekonomi olması gerekiyordu. Üniversite hastanelerin bugün içinde bulunduğu durum yaklaşık %50'si gayri resmi olarak iflas etmiş durumda. Geriye kalanın %50'si iflasını henüz daha itiraf edememiş durumda. Sadece %5 ila 10'unda sürdürülebilir bir ekonomi var. İddia ediyorum şu anda üniversite hastaneler içinde, kamu kurumlarında ekonomisi en güçlü hastaneyiz. Bunu da karı paylaşarak sağladık. 3 yıl içinde geldiğimiz nokta %120 civarında ciromuzu artırdık. Giderlerimizi yaklaşık %45 civarında artırdık. Ama buna karşılık personelimizin eline geçen ücreti de %60 civarında artırdık. Borcumuzu da hem oransal hem miktar olarak azalttık. Ve ciddi altyapı yatırımları yaptık. Bu işin bütünü. Ama bugün bahsedeceğimiz şey önemli bir parçası. Bu kadar şeyi ne için yaptık biz? İnsan için yaptık. Ve artık insanımızın daha kaliteli hizmete daha kısa sürede zamandan ve mekandan bağımsız olarak ulaşması gerekiyordu. Bunun için de kapsamlı bir teletip uygulamasına ihtiyaç vardı. Biz diyorduk ki 7 gün ve 24 saat dünyanın neresinde olursa olsun sesli ve görüntülü olarak hekimlerimiz tüm hasta bilgilerine, sonuçlarına, işlemlerine ve meslektaşlarına ulaşması lazım. Çünkü zaman, mekan bizi çok kısıtlıyor ve hastalarımıza zarar veriyor. Böyle çıkmıştık yola ve bugün itibariyle hastalarımızın tüm bilgilerine, laboratuvar sonuçlarına, radyoloji görüntüleme filmlerine, koroner anjiyografilerine, yoğun bakım monitörlerine, asistanlarına ve diğer meslektaşlarına tüm hekimlerimiz ulaşabiliyor. Tüm öğretim üyelerimizde, servislerimizdeki asistanlarda, hemşirelerde iPad'lerimiz var. Her an sürekli iletişim halindeyiz. Hasta başlarında artık kağıtlar dolaştırmıyoruz. Bütün kayıtlarımızı iPad'lere yapıyoruz. Radyoloji filmlerini hem hastane içinde hem dışında, burada dahil, Amerika'da dahil, her yerde istediğimiz her görüntüyü anında alabiliyoruz. Ultrasonları, koroner anjiyografi gibi kompleks işlemleri takip edebiliyoruz. Yoğun bakım hastalarımızın kritik olanlarının monitörlerini kendimiz takip edebiliyoruz. Asistanlarımızla toplantılar veya hasta başı toplantılarını uzaktan yapabiliyoruz. Yöneticiler ise poliklinik bilgilerine, yatan hasta bilgilerine, fatura bilgilerine veya diğer istatistiklere veya birbirleri arasında iletişimi rahatlıkla iPad'ler aracılığıyla sağlıyorlar. Hastalarımız ise, bu bizim başlangıçta düşünmediğimiz bir şeydi, yoğun bakım ve enfeksiyon olan izole alanlara ziyaret yasağı vardır biliyorsunuz. iPad aracılığıyla
Görüntülü ve sesli olarak hasta ziyareti yaptırdık. Hem hasta olan hastalarımız çok mutlu oldu. Hem hasta yakınlarımız hem de çalışanlarımız. Hem yoğun bakımlarımızı enfeksiyondan koruyabildik. Turkcell bize dedi ki size bir kabin yapalım, yaptı da. Teşekkür ediyoruz. Bu gördüğünüz bölmenin içerisinde 6 tane telefon kabini var. İçinde iPad'ler var. Sırasıyla hasta yakınlarımız geliyorlar. Yoğun bakımdaki 250 yoğun bakım yatağımız var. Görüşmeye müsait olan hastalarıyla görüntülü, sesli olarak görüşüp ziyaretlerini tamamlayıp gidiyorlar. Biraz sonra konuşmamızın sonunda bu işin şehirler arası da yapılabildiğini birlikte göreceğiz. İzniniz olursa bir hastamızı birlikte ziyaret edeceğiz. Hastalarımız sadece bununla değil, kendi laboratuvar sonuçlarına da ellerine verilmiş şifreler girerek Türkiye'nin istediği yerden ulaşabilme imkanına sahipler. Bunu geliştiriyoruz. Mikroskopik görüntülerimizi, endoskopi görüntülerimizi, beyin anjiyografi görüntülerimizi, dersliklerimize başladık. Birkaç dersliğimizde iPad'ler vasıtasıyla uzaktan eğitim yapabiliyoruz. Bilimsel toplantılara, hastaların video ve görüntülerine ve ameliyat olarak, ameliyatlara canlı olarak bağlanabilme imkanlarımızı hazırlıyoruz. Sonuçta idareci de tüm stok vesaire bilgilerle ulaşmak için altyapımız hazırlandı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer uygun görürseniz birlikte Malatya'ya, İnönü Üniversitesi'ne gidip lösemili bir çocuğumuzu ziyaret etmek için müsaade istiyorum. Gerçekten çok etkileyici hocam. Sağ ol. Bağlantı aldım. Yok, tamam. Ben efendim çocuk hematoloji uzmanıyım. Son bir haftanın sadece bir gününü Malatya'da geçirdim. Ama tek uzman olmama rağmen hastalarımın tamamını iPad'ler vasıtasıyla uzaktan takip ettim. Ben her gün her hastamı ziyaret ederim. Gerek canlı olarak ziyaret ederim. Gerekse bulunmadığım zaman görüntülü olarak. Şimdi biraz hatlar yoğun yavaşlamaz inşallah. Test ederken ufak tefek yavaşlıklar oluştu. Sanırım bu saatlerde biraz daha kullanım azalmıştır diye ümit ediyorum. Benim asistanım Yeşim. Merhaba Yeşim. Yeşim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Merhaba. Kimle görüşeceğiz? Ali ile mi? Serkan'la görüşeceğiz. Serkan'la mı? Tamam. Serkan'a merhaba diyelim. Serkan'ı göremiyorum. Serkan kapı aç. Serkan. Hadi Serkan. Serkan merhaba. Merhaba. Serkan'cığım ben şimdi çok sayıda izleyicimiz bizim görüyoruz. Sana onları göstereceğim. Onlara merhaba dersen çok mutlu olacağım. Ekrana bakarsan göreceksin. Ben şu anda salonu gösteriyorum sana. Gördün mü? Bakar mısın salona? Bak çok sayıda misafirimiz sana el sallıyorlar. Sen de el sallar mısın lütfen? Serkan'cığım çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Efendim teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten Sabah Süreyya Bey'in de dediği gibi işimiz teknoloji ama asıl işimiz insan gerçekten. Doğru. Hani hayat kurtarmak. Hayat kurtarmak değil, yardımcı olmak. Yardımcı olmak derim. Gerçekten etkileyici. Hastaların her an ziyaret edebiliyor olmanız, burada, orada ve her yerde yoğun bakımdaki hastaların monitörlerini görebiliyor olmanız gerçekten hepimize çok umut verdi, öyle söyleyeyim. İnşallah hasta olmayız ama, inşallah muhtaç kalmayız ama. İnşallah. Kaldığımızda da bunları var olduğunu bilmek içimize biraz su serpti. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet, gerçekten hocamız büyük bir gelişme, büyük bir değişim yaratmış fakültesinde. Buradan hepsine, bu işe emeği geçen herkese çok teşekkürler, tebrikler. İkinci konuğumuz OMSAN Genel Müdürü Sayın Osman Küçükertan.
Hoş geldiniz Osman Bey. Evet, Osman Bey, OMSA'nın geçen sene sanırım duyduğumuz, ilk defa duyduğumuz çok güzel, hoş bir uygulaması var. İnsanların hayatlarında hani beklenmediklerini, beklemediği bir şeyi insana veren kazanıyor ya bu dünyada. Gerçekten beklemediğiniz anda siz de bir hizmet sunuyorsunuz. Fakat bunu mobil pazarlamayla sanırım daha farklı bir noktaya taşıdınız. Evet. Projenizden ve özellikle mobil pazarlamayla bunu nereye taşıdığınızdan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. İsterseniz böyle vereyim size. Öncelikle müsaadenizle hocama ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Şöyle bir çok güzel bir isterseniz uygulama. Orada şey yapalım. Çok güzel bir uygulama. Sağ olun hocam. Evet, Semih Bey dediğiniz gibi hepimiz bir takım yeniliklerle yaşamımızı kolaylaştırma, renklendirme ve daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de OMSA olarak bugün biraz önce sizin bahsettiğiniz Arabam Tatil uygulaması ve bu uygulamada da nasıl mobil teknolojileri kullandık ondan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle ismim Osman, OMSA Lojistik'te çalışıyorum. Birçok kişi şirket senin mi diye sorar, özellikle yabancı müşterilerimiz. Keşke olsa ama yine de bu böyle güzel bir şirkette çalışmak hoş bir şey. Sunumumda üç başlık halinde bahsetmek istiyorum. Bir fırsatını bulmuşken böyle seçkin bir topluluğa da kısaca OMSA Lojistik'ten bahsetmek istiyorum. Sonra Arabam Tadil'de projesinden bahsedeceğim. Üçüncü olarak da Turkcell mobil pazarlamayı bu uygulamada nasıl kullandık ondan bahsedeceğim. Dediğim gibi kısaca OMSA'dan bahsetmek istiyorum. 1978 yılında kurulmuş bir şirket. Bu yıl 34. yılımızı tamamladık. Bir OYAK iştiraki, yurt içi ve yurt dışında geniş coğrafi yayılımımız var. Bunlar nereleri diye sorarsanız Fransa, Almanya, Rusya, Romanya, İtalya ve Almanya'da irtibat ofislerimiz var. Türkiye'de de İstanbul'da merkezimiz. Onun dışında Bursa, İzmir, Ankara, Mersin ve Samsun'da bölge müdürlükleri. 1300 kişilik bir insan kaynağımızla bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Hizmetlerimiz derken neyi kastediyoruz? Yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılığımız, deniz yolu, hava yolu taşımacılığımız, depo antrepo yönetimi, araç park alanları, hava taksi hizmetleri ki ekranda gördüğünüz helikopterimizle bu da son yıllarda artan trafikle giderek fazlasıyla duyulan bir ihtiyaç oluyor. İnsanlar kısa mesafelerde helikopteri çok kullanmak istiyorlar. Onun dışında gümrükleme, sigorta, hasar takip, acentalık hizmetleri, ev ve ofis lojistiği ve son olarak da sizlere bugün anlatacağım Arabam Tatil'de hizmetlerimizi yapıyoruz. Burada amaç da lojistik adına ne varsa bunu yapabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Ekranda kısaca yıl içerisinde 2011-2012 yılında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sektör derneklerinden aldığımız ödüllerden biraz bahsettik. Bugünkü konumuzla ilgili olarak bağlantılı olan araç lojistiği konusunda neler yapıyoruz? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi uluslararası ve yurt içi araç taşıması yapıyoruz. Bunun dışında araç stoklama hizmetlerimiz var. İlk bakım ünitesi PDI ve liman operasyonları yöntemini kullanıyoruz. 2011 yılında neler yaptık? Şöyle kısaca bir bakacak olursak, 60 bin aracın yurt dışından ithalatını yaptık. 27 bin aracın Türkiye'den muhtelif ülkelere ihracatını yaptık. 230 bin aracı yurt içinde dağıttık. 202 bin aracın da liman taşımasını yaptık. Şimdi bugün asıl konuşacağımız konu olan Arabam Tatil'de projesinden bahsetmek istiyorum. Bu nereden çıktı? Biraz önce anlattığım rakamlar OMSA'nın araç lojistiğinde nerede olduğunu belli etmek için sizlere
söylediğim rakamlar ve anlattıklarımdı. Bir gün şirket içinde bir toplantı yaparken her şirkette olduğu gibi ya bu araç lojistiğini yapıyoruz ama biz farklı neler yapabiliriz diye kendi aramızda bir toplantının devamını daha doğrusu yaptık. Burada çeşitli fikirler ortaya atıldı. Hatta yurt dışında gurbetçi vatandaşlarımızın araçlarının Türkiye'ye getirmesini düşündük. Ama burada tabii yol uzun ve de onlar genellikle arabaya binerek gelmek istiyorlar aileleriyle birlikte. Bunun çok verimli olmayacağını düşündük. Ama bunu yurt içinde yapamaz mıyız diye düşündük. Özellikle yaz zamanı güney illerimize, Bodrum, Marmaris, Fethiye buralara insanlar artık uçakla gitmek istiyorlardı. Araba özellikle sıcak havada insanları oldukça yoruyordu. Yol uzundu. Trafik kazaları riski vardı. İnsanlar uçakla gitmek istiyordu ama bir taraftan da arabalarında tatilde yanlarında bulundurmak istiyorlardı. Acaba burada bir farklı şey yapamaz mıyız diye düşünürken arabam tatilde projesini uygulamaya koyduk. Burada nasıl yapıyoruz? Siz diyelim uçakla Bodrum'a gitmek istiyorsunuz. Orada 10 gün veya 15 gün kalacaksınız. Arabanızda birlikte olmak istiyorsunuz. Şirketimizin çağrı merkezini arıyorsunuz. Siz müşteri olarak havalimanına gidiyorsunuz. İsterseniz havalimanında veya isterseniz şehir içinde bulunan teslim yerlerinde arabanızı teslim ediyorsunuz. Ha, aracınızın içinde bagajınıza yük varsa onlar da kabulümüz. Yükleri emniyete altından alıyoruz. Onu güzelce mühürlüyoruz. Ve siz uçakla giderken fazla bagajdan, fazla yük taşımaktan da bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Biraz önce belirttiğim gibi siz uçakla varacağınız noktaya geldiniz. Biz aracı eğer bir gün önceden OMSAN'a teslim ettiyseniz indiğinizde havalimanında size teslim ediyoruz. Hayır, uçağa binerken teslim ettiyseniz indiğinizden bir gün sonra sizlere çeşitli teslimat noktalarında arabanızı teslim ediyoruz. Ve böylelikle tatil boyunca kendi aracınızı kullanmanın keyfini yaşıyorsunuz. Nerelere bu hizmetimizi yapıyoruz? İstanbul, İzmir, Bodrum, Dalaman ve Antalya. Özellikle en çok rağbet gören, en çok talep gören yerlerimiz buralar olduğu için buralara şu anda taşıma yapıyoruz. Ancak projenin önümüzdeki yıllarda devamında Türkiye'nin her noktasına bu hizmeti götürmek üzere çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu arada ulaşmak istediğimiz kitle neydi? Uzun süreli tatil yapanlar, kiralık araç yerine kendi aracını kullanmak isteyenler, uzun yol boyunca araç kullanmak istemeyenler, trafik kazaları ve cezalarından kaçınmak isteyenler ve tatil dönemlerinde malumunuz olduğu gibi tatil yörelerinde araç kiralamak istediğinizde ya uygun nitelikte bir araç bulamayabilirsiniz ya da uygun zamanda bulamazsınız. Bütün bu risklerden kaçınmak için bu hizmetimizi biz hayata geçirdik. Hizmet alan müşterilerimize bu hizmetten ne kadar memnun olduğuna dair anketler yapıyoruz. Baktığınızda memnuniyet oranı, zamanda teslimat, çalışanların tutum ve davranışı, baktığınızda %99 oranında bir memnuniyet var. Gördüğünüz %79 oranında fiyat konusu. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz hangi hizmet veya mal olursa olsun müşteri fiyatın daha ucuz olmasını ister. Bunu da tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Ama onun dışında gördüğünüz gibi memnuniyet oranı %99. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ya siz yaptığınız işten memnunsunuz, hizmetin kalitesi iyi, müşteri de iyi, sorun nerede? İşte tam bu noktada sorunumuz başlıyor. Bu kadar memnuniyet yüzdesi yüksek olan bir hizmeti daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Bu noktada ne yapabiliriz diye baktığımızda, bu arada iki tane de ödülü aldık sivil toplum kuruluşlarından. Arabam tatilde ile ilgili. Onlar da ekranımızda gözüküyor.
Şimdi bu uygulamamızı biraz önce belirttiğim gibi tanıtmak üzere bir şeyler yapalım dedik. Tabii böyle çok büyük reklam bütçelerini buna ayırmadık. Zaten gerek de yok. Ama neler yaptık? İstanbul ve Bodrum'da kapılara askılı broşür dağıttık. Görüyorsunuz. Ulusal havayolu firmalarının uçak içi dergilerine ve monitörlerine ilan verdik. Gazetelere, sektör ve ekonomi dergilerine ilan verildi. Sosyal medya ve web sitelerine banner yayınlandı. İzmir ve Antalya'da alışveriş merkezlerinde panolara ilan verdik. Havalimanlarında billboardları kullandık. Fakat ne yaparsak yapalım, tanıtım imkanını çok fazla yapamadık. Kullanım sonrası müşterilerimize bu hizmetimizi nasıl öğrendiniz diye sorduğumuzda aldığımız cevap %90'ın üzerinde tavsiye üzerine diyordu. Yani bizim bu yaptığımız çeşitli mecralarda, çeşitli medyalarda yaptığımız bu ilanlar ve pazarlamalar çok yerine gitmiyordu. Geçen yazdı zannediyorum, Dünya Gazetesi'nin bir lojistik ödülleri gecesi vardı. Orada biz de davetliydik. Turkcell'den arkadaşlar da vardı. Onlar da buradalar, görüyorum kendilerini. Bu konuyu konuşurken birlikte bir proje geliştirdik. Hedef kitlemize nasıl ulaşabiliriz diye. Burada şimdi sizlere söyleyeceğim Turkcell'in mobil pazarlama ve teknolojisinden faydalanmayı düşündük birlikte. Hedef kitlemiz neydi? İstanbul'da ikamet eden ama Mayıs ve Ekim tarihleri arasında gördüğümüz şehirlerde 7 gün ve üzeri bulunmuş kişiler. Araç sahibi olacak tabii ki. Mobil pazarlama mesajlarını almak isteyen Turkcell aboneleri. Malumunuz bazı kişiler bu tür ilanları ve mesajları almak istemiyorlar. Tabii onları rahatsız etmek istemedik. Ancak bu tür mesajları almak istediğini belirten kişiler bizim hedef kitlemizde. Ve bu şekilde hedef kitlemizi seçtikten sonra Turkcell ile birlikte bu hedef kitlemize SMS ve MMS göndermek istedik. Hedef kitlemizi doğru olarak belirledik. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bu hedef kitle içerisinde olan abonelere MMS ve SMS mesajları göndermeye başladık. MMS'imizi görüyorsunuz. Kısa bir MMS. Telefonunuzda siz bunu gördünüz. Evet. SMS'imiz de alt tarafta gördüğümüz gibi. Peki bunları gönderdikten sonra durum ne oldu derseniz? Gönderilen mesajlar hedef kitlenin %100'üne ulaştı. Bu mesajların tıklanma oranı hedef kitlenin %14'üne ulaştı. %14'ü dediğinizde az gibi görünebilir ama dünya standartlarında %14, bu işle ilgilenen arkadaşlarımız bilir, çok yüksek bir oran. Bizim şirketimizin çağrı merkezlerini aramalarına katkısı %27 arttı ki biz bunu Temmuz ayı içerisinde uygulamaya başladık, bu mesajları göndermeye başladık. Satışa katkısı, arabam tatilde satışlarımız bu yıl sadece %19 oranında artış gösterdi. Tabii bunun önümüzdeki sezon bilinirliğinin ve satışlara katkısının daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Evet, benim söylemek istediğim bunlardı. Şirketimizde yaptığımız ve memnun olduğumuz bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız varsa tabii ki buyurun. Ben soru varsa diye söyleyeyim ama vaktimiz var mı? Bir soru alalım hazır el kaldırılmışken. Buyurunuz. Buyurun. Herhalde siz önce sormuştunuz. Tabii ki haklısınız. Doğru kitleye burada dolaştık. Tabii ki haklısınız. Şimdi şöyle, tek yönlü olduğu takdirde bu senenin 349 lira bir şey. Gidiş dönüşü olduğu zaman 549, satış pazarlama müdürümüz burada daha iyi tam fiyatları bilir. Bu sene için bunun üzerine aracınızın değerine göre bir de kasko ücreti biniyor. Bu da binde birler civarında bir şey.
Bu yıl içerisinde tam sayıyı şu an hala devam ediyor. 3000 küsur olması lazım. Evet. Yani son rakamlar bende yok. Evet. Mobil pazarlamayla doğru hedef kitleye ulaştıktan sonra yaptığımız her işi aslında geliştirme şansımız mümkün. Tabii ki bu bilgiler kimlere ulaştığımız bilgisi doğal olarak Omsan Lojistik'te de yok. Biz kriterlere uyan kişilere doğrudan SMS'i yolluyoruz. Evet. Kabul edenler Omsan'ın lojistik call center'ına çağrı başlatarak, arayarak orayı bu hizmetten yararlanıyorlar. İnovasyon sabah Süreyya Bey'in de söylediği gibi fikrin hayata geçirilmesi oradan para kazanılmasıyla sonuç buluyor. Çok inovatif bir fikir. Omsan'da bunu düşünenleri, hayata geçirenleri, Turkcell'de de buna doğru pazarlamayı yapan mobil pazarlama ekibini kutluyoruz. Tebrikler, teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Üçüncü konuğumuz Sayın Hayri Dayı, Telekurye Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisine davet ediyoruz. Hoş geldiniz Hayri Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayri Bey, Telekurye saha ekiplerinin yönetimini de daha etkin hale getirebilmek için bir proje gerçekleştirdiniz. Evet. Saha çalışanların anlık olarak bilgileri merkeze iletebildiği bir projeyi. Biraz bu projenin detaylarından bahsetmenizi istiyorum. Ve daha sonra da aslında bu projeden başka nasıl fikirler çıkarttınız? Elinizdeki bilgiyi başka bakış açılarıyla nasıl faydaya çevirdiniz şirketiniz için? Biraz da bundan bahsetmenizi rica ediyorum. Tamam, çok teşekkürler. Öncelikle sizlerle burada beraber olduğum için mutluluğumu ifade etmek isterim. Turkcell'de böyle bir fırsatı sunduğu için biz bu çalışmayı çok heyecanla gerçekleştirdik. Gerçekten aslında ilk başta teknolojiyle tanışmamız 4 yıl önceye dayanıyor. Aslında kullanıcı olarak çok eskiyiz tabii bireysel ve kurumsal olarak ama teknolojiyi üretmeye başlamamız 4 sene önceye dayanıyor. Birazdan da aslında demo olarak da göstereceğiz bunu, canlı olarak sunacağız. Ama önce bir hikayesinden bahsetmek isterim bu işin izninizle. Şimdi aslında birazdan göreceğimiz ürünlerde iki tane Ar-Ge çalışmamız var. Ar-Ge departmanımızın oluşturduğu ürünler. Bunlar böyle peşi sıra gelmeye başlayınca şunu fark ettik. Dedik ki aslında sadece bu Telekurye'nin bir kurye şirketinin, posta sektörünün sıkıntısı değil bu sıkıntılar. Aslında bu sahada ne kadar işi olan kurum varsa, sektör varsa, endüstri varsa hepsinin aslında sıkıntılarını çözebilecek bir takım veriler oluşmaya başladı. Ondan sonra oturduk bunu nasıl ürünleştiririz acaba herkese hizmet edebilecek şekle diye. Şimdiki ürünleri sunacağım ürünler haline geldi. Şeyden bahsetmek gerekirse ilk baştaki problemin tanımı şuydu. Dünyaya da baktığınızda lojistik sektörü 3 tane kavram üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi visibility yani görünürlük. Bu arada İngilizce için özür dilerim. Bazı kavramların Türkçesi yok. Ondan dolayı İngilizce şey yaptık ama anlatırken ben tabii Türkçe anlatacağım. Bir tanesi görünürlük, diğeri velocity, hız. Diğeri de volume yani fazla gönderiyi daha hızlı bir şekilde sahaya indirmek. Bu 3 kavram üzerine çalışmalarımız başladı. Aslında şimdiki ürünümüzde görünürlük ve hızı çözmüş durumdayız. Bir çalışmamız daha devam ediyor şu anda. Bir Euroka Star projemiz devam ediyor. Orada da bu volüm yani birazdan göreceğiniz ürünün makinalaşmış hali üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bunları geliştirirken 3 tane şey aslında burada önümüzde aşılması gereken engeller vardı. Bir tanesi adreslerin Türkiye'de standart halde olmaması. Yani böyle bir projeyi işte Amerika'da, Avrupa'da yaptığınız zaman altyapı bu anlamda hazır. Ama Türkiye'de böyle bir altyapının olmaması, daha doğrusu daha böyle karışık bir düzenin olması, daha organik bir ülke olması bu anlamda challenge'lerden bir tanesiydi. Bununla ilgili bir ürün geliştirdik. Adres ne kadar bozuk olursa olsun bu adresi standart hale çevirip
bunu parslayıp, yani istediğimiz bölgelere bölüp, geokodlayıp haritanın üzerinde gösterebilir bir ürün yaratmaya yöneltti bu bizi. Dolayısıyla şeye baktığınızda, hani ülkemizin adres yapısına baktığımızda, aslında ülkemizin adres yapısı, ülke nasıl idare ediliyorsa o şekilde set edilmiş durumda. Yani işte illeri valiler yönetiyor, ilçeleri kaymakamlar yönetiyor, köyleri, mahalleleri, muhtarlar yönetiyor gibi. Alt birimler böyle, cadde, sokak ve kapı numarası. Ama hepimiz biliyoruz ki işte bir posta kodu uygulaması var ama artık o posta kodunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bazen postane de bilmiyor. Dolayısıyla bunu kodlamak, sayısallığa dönüştürmek orada sıkıntılı hale gelmeye başladı şeyde, Türkiye'de. Semt denilen bir kavram var. Aslında Osmanlı'dan gelen, alışkanlığımız olan semt kavramı. Ama şeye baktığınızda, haritaya baktığınızda sınırları belli olmayan, sadece insanların orayı öyle olarak bildiği bir durum var. Bu durumu aşmak için bir adres standartizasyonu üzerine bir kod yazdık. Orada şu anda canlı olarak deniyoruz aslında bir müşterimizde. Yaklaşık 1,5 milyon gönderiyi bu şekilde sahaya indirdik. Burada kullandığımız teknolojiye baktığınızda sahada 1000'e yakın cihazla M2M makinalar arasında konuşarak yapıyoruz bu işi. Sahada aslında o uygulamaya da bir anlamdan geçebilirsek, şeye, mobil tarafa. Sahada yaptığımız iş de şu: bir adres geldiğinde, ki bu bir adres olarak düşünmemek lazım bunu, milyon adres geldiğinde biz bu milyon adresin sahada haritanın üzerine nerede olması gerektiğini biliyoruz başta. Daha sonra sahadaki görevli arkadaşlara, görevli olduğu bölgelere göre atamalarını yapabiliyoruz. Bu atadıklarımızı dağıtım sırasına, optimizasyona göre dizebiliyoruz. Buradaki optimizasyon tabii daha karmaşık bir optimizasyon. Çünkü bir dağıtıcıyı düşündüğünüzde günde 100-150 adres, 200 adrese uğrayan bile dağıtıcılar var. Dolayısıyla bu 200 tane noktanın hangi sırada gezilmesi gerektiğini iyi hesaplamak lazım. Burada da epey bir ileriye gittik. Şu anda aslında bir yapacağımız demoda şöyle bir şey yapacağız. Sanki burada bir dağıtım yapıyormuş gibi arkadaşlarımız şey hazırladı. Panele çıkanları bildiğimiz için isimlerine sanki bu adreste bir gönderi yapacakmış gibi hazırladık. Şimdi bir tane mobil cihazımızı ekrandan görüyoruz. Burada ekranda Semih Bey ve benim görevimizi yapacak arkadaşımız. Peki. Diğer arkadaşımız da 3 tane panelistin görevini yapacak. Bir bağlanırsan. Şimdi aslında kurye görevini aldığında, atadığında, biz adresleri standart hale getirdiğimizde buna dönüştürüp görevi atamış oluyoruz ilgili kuryeye. Bir arkada senkronizasyon mantığımız var. Bu aynı e-postalarımızın çalıştığı gibi çalışıyor. Veri tabanımızla senkronize oluyor. Dolayısıyla biz burada fotoğraf da taşıyoruz. Görevi yaptığına dair bir kanıt istiyoruz kuryeden. Adresin fotoğrafını çekiyor aslında. Bu adres fotoğrafını yüklüyor ve bizim geliştirdiğimiz bir dashboard'un üzerine, haritanın üzerinde bu görevlerin hangisi yapıldı, hangisi yapılmadı anında gözükebiliyor bu anlamda. Fotoğrafla da kanıtlanmış oluyor. Bir haritanın üzerine de gösterebilir miyiz şeyleri, görevleri? Aslında tabii kuryenin de görevini kolay yapması için buradaki araçları geliştirdik. Şey yaptığında, kurye harita kısmına geçtiğinde kendine atanmış görevleri görebiliyor. Hangisini yaptığını, hangisini yapacağını görebiliyor. Bir sonraki görevini, bir sonraki adresini bulabiliyor. Rotayı siz belirliyorsunuz sanırım. Rotayı biz belirliyoruz. Optimizasyonu biz yapıyoruz. O da görevine uyarak devam ediyor bu anlamda. Böylece ilk önce şu mahalleye gideyim. İşte o bakkal şeyin oradaki pideci güzel demiyor. Evet, yani psikolojiye bırakmıyoruz bu işi. Çünkü dağıtım sektörü özellikle genç arkadaşlarla çalışıyor. Psikoloji çok önemli burada. Şimdi dağıtıcı normalde, bu aslında araç da olabilir. Yani şey diye de düşünebilirsiniz. Bu posta da olabilir aslında. Bir süt dağıtımı da olabilir. Bir araç dağıtımı da olabilir. Eğer görevleri varsa o bölgeye gittiğinde, 20-25 tane görev yapıyorsa, oradaki görevi yapan kişi görev sırasını kendisi belirliyor.
Halbuki arkada siz bunu matematiğe çevirdiğiniz zaman bunu daha iyi optimize etme yollarını bulabiliyorsunuz. Biz bu yollardan bir tanesini bulduk. Bu yolda da bayağı iddialıyız çünkü en iyi yapan bölgemize baktık. İşte aslına bakarsanız bunun öncesi biraz böyle hani babadan oğula, ustadan çırağa gibi. İşte o bölgeyi en iyi bilen, en iyi rutunu yapan, en iyi dağıtan. Aslında onları modelleyerek biz bunun bir genel yapısını çıkardık. Ve genel yapısını herkese uyguladığımızda baktık ki sistem işliyor ve %20 bize tasarruf sağlıyor bu anlamda. Zaman tasarrufu sağlıyor. Oldukça daha hızlı gidebiliyoruz. Çok çok iyi bir rakam. Şeye baktığınızda. Evet. Benim... Sen de yapabilirsin. Ne yapıyoruz? Resim mi çekiyoruz? Resim çekiyor. Şimdi teslimat bilgisini giriyor onun üzerinden. Peki. Valla 2-2-2 diye girebilirsin. Biz şu anda tabii her şeyi gösteriyoruz ama normalde göstermiyoruz. Yıldızlayıp şifreliyoruz şeyde veri tabanında. Beni o numaradan arayabilirsiniz. Şu anda teslimat gerçekleşti mi? Şu anda teslimat gerçekleşti. Ve fotoğraf mı çekiyordu arkadaş? O fotoğrafı çektin değil mi? Ama Semih Bey yakından çek ki veri tabanımızda. Birlikte çekilelim Ayrı Bey. Buyurun. Çektiniz mi? Evet. Tamam. Böylece ne? Bu dağıtımın yerine, adresine yapıldığını siz de bu fotoğrafla da ispatlanmış ve ispatlanmış, anında göstermiş oluyoruz. Aslında bu izleme teknolojileri şeyde, lojistikte çok kullanılıyor. Doğru. Hani şu anda hangi statüde, nerede diye bakıyor, evet, biliyorsunuz. Bundaki özellik ise bunda tamamen her şey görsel. Peki. O anda gerçekten nerede, o fotoğraf anında geldi mi gibi. Aynı zamanda başka bir özellik daha var aslına bakarsanız. Hani müşteriye dokunan tarafları şimdi. Siz mesela bir gönderi yaptığınızda aslında bu gönderi sizin müşterilerinizin, sizin abonelerinize yapılan gönderiler. Ve işinizi nasıl yönetiyorsanız, müşterilerinizi nasıl segment ettiyseniz, bayi ağınızı, satış ağınızı nasıl kurduysanız, biz bunun üzerine size aslında postacılık yaparken başka başka sonuçlar çıkarmaya başlıyoruz bunun üzerinde. Biraz da oradan bahsedelim isterseniz. Evet. Bunu bir öbür tarafa, bunu bir güncelleyip öbür tarafa geçiş yapalım. Apple TV'ye geçiş yapalım. Sonuçlar geldi mi bu arada? Şimdi bu bizim şeyimiz. Merkezdeki kullandığınız. Kullandığımız. Aslında müşteriye de açıyoruz bunu. Bu bir web sayfası. Kendi şifresiyle gelip bakıyor gönderiler nasıl şey yapıyor, nasıl, ne durumda. Şimdi biz bu görev için şey yaptığımızda, buradan bilgiyi girdiğimizde haritadaki yerimiz değişip bir fotoğrafı buraya atmış olduk. Aslında burada kurduğumuz yapıda bir fotoğraf olabilir, bir video olabilir, canlı bağlanabilir. Biz şu anda hani bir dağıtım görevi, postacılık yaptığımız için bunun üzerinden teslim olmadığı statüsüyle ilgileniyoruz. Evet. Bir onu şey yapabilir miyiz? Bir filtreleyebilir miyiz? Yani sadece teslim olanlara bakabiliriz, İstanbul'un içindekilere bakabiliriz, ilçenin içindekilere bakabiliriz, mahallenin içindekilere bakabiliriz gibi bunu çeşitlendirebiliyoruz. Bu aslında hani mobille nasıl senkronize olduğunu göstermek için iyi bir örnekti. Evet. Şimdi bu teknolojileri geliştirmek için Turkcell'in yaptığı katkı tartışılmaz. Bunları kullanarak aslında yapıyoruz. Ama Telekurya için Turkcell'in başka bir önemi daha var. Turkcell aynı zamanda Telekurya'nın da müşterisi. Biz onların da izinlerini alarak yaklaşık bir 3 yıldır yaptığımız bir uygulama ve onun nasıl görselleştiği, aslında biz bu anlamda postacılık, taşımacılık yaparken
onlara nasıl veriler sağladığımızı göstermek için güzel bir örnek var. İzninizle onu da bir göstermek isterim. Evet, hızlıca onu da alalım. Türkcell'in bayi ağından topladığınız sözleşmelerin Türkcell'in arşivine girene kadarki yolculuğu. Girme süreci aslında. Burada biz Türkcell'e hizmet verirken yaklaşık bir 34 tane acentemiz üzerinden hizmet veriyoruz. Normalde 108 acenteyle tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Fakat bu acentelerdeki arkadaşlar bu işlere dedike arkadaşlar, evrağı tanıyan, Türkcell'in bayisini tanıyan, Türkcell'in bu anlamda business'ını bilen arkadaşlar, dedike insanlarla çalışmayı tercih ettiğimiz için 34 tane noktadan yapıyoruz. Şimdi haritanın üzerinde bizim merkezimizi ve acentelerimizi bir kapatabilir miyiz lütfen? Bunları kapattığımızda Türkcell'in Türkiye'deki evrak üreten, evrak üretmesine izin verdiği, bu yetkiyi verdiği bayileri görüyoruz. Bayileri tabii Türkcell'in tarafına baktığınızda farklı segmentasyonla yönetiyorlar. İşte kurumsalla hizmeti veren bayiler var, perakende hizmeti verenler var, toptancı hizmeti verenler var gibi. Yani Türkcell'in oradaki iş yönetme şeyiyle biz bunları aynı zamanda filtreleyebiliyoruz. Mesela bayi tiplerinden sadece toptancıları seçsek burada, TDM'leri seçsek. Haritamız anında değişiyor. Bir de bunun üzerine bir tane bayinin içine şey yapabilir miyiz, girebilir miyiz? Bayiye tıklayabilir miyiz? Bir tam görüntüye geçelim lütfen. Bir dolaşırsak içinde. Şimdi mesela bu bir tane örnek hazırladığımız şey Türkcell'e. Bayinin içinden alınan görüntülerle bu haritanın aslında bu anlamda bir birlikte sunulması, birlikte hizmet verilmesi. Bunun özellikleri çok aslında. Mesela bir ürünün lansmanı varsa, diyelim Samsung Galaxy var galiba orada sağda. Onu tıkladığınızda o nerede yerleşmişse o tarafı gösteriyor bize. Dolayısıyla siz uzaktan aslında bayinizi yönetirken de ne değişiklikler var, neye göre değişiyor, hepsini bilmeniz mümkün. Bundan çıkalım lütfen. Bir de bu hizmet verilirken Türkcell'e verdiğimiz bir söz var. Diyoruz ki şu tip bayilerini haftada bir ziyaret ederiz, bu tip bayilerini haftada üç ziyaret ederiz. Buradan alınanları, doğudan alınanları 48 saatte İstanbul'daki arşive getiririz. Batıdan alınanları 24 saatte getiririz. Evrakların tipi de kendine göre değişiyor. Ve tamamen biz bu süreci aslında şeffaflaştırarak buradaki hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olduk. Birinci şeyimiz, hedefimiz buydu. Bu şeyi çalıştırdığımızda, bu gerçekten söz verdiğimiz işi söz verdiğimiz gibi yapabiliyor muyuz gibi. Şu anda bu gördüğünüz şeyler datalar, canlı datalardır. Canlı bir database'e bağlanıp canlı sonuç çekiyoruz burada. Sayıyı vermem doğru olmaz ama milyonlar diyebilirim burada taşınan şeyler. Değil mi? Sayıyı tam vermeyelim. Burada bakın mesela, şurada kırmızı gördüğünüz yerlerde bir takım gecikmeler var. Yeşiller ise doğru giden işler. Şimdi bu neye yarıyor aslında? O kırmızıya baktığımızda, bizim operasyon izlediğinde bu kırmızı olan noktada bir sıkıntı var. Ya burada bir planlama sıkıntısı var, ya burada bir şey var, bir araçta sıkıntı var. Veya hani doğuda bazen işte hava şartları müsait olmuyor, terör müsait olmuyor, terörden dolayı müsait olmuyor. Bir sıkıntı görüyoruz ve biz anında bunun önlemini alabiliyoruz. Dolayısıyla ufak gecikmeler yaşayarak hizmetin tümüne baktığınızda mükemmele yakın bir sonuç çıkıyor. Burada mesela sadece şeyleri sağlanamayanları filtrelememiz mümkün. Sadece olumsuzları görüyoruz o zaman. Evet, gerçekten Türkcell'le yaptığınız bir işi farklı bir boyuta taşıyıp bu işin SLA'yı da verebilir hale getirmişsiniz teknoloji kullanarak.
Evet. Gerçekten çok başarılı bir bakış açısı. Özellikle bu mağazanın içinin gözükmesi, işte mağazada nerede ne var, doğru mu yerleştirilmiş, bunları biliyorsunuz Turkcell çok önem veriyor. Herkes her yerde standartta mı? Bunları sayenizde Turkcell'deki yöneticiler oturduğu yerden izleyip gerekli müdahaleleri yapabiliyorlar. Burada bir tane daha örnek göstermek isterim. Çok farklı olduğundan dolayı. Bir de satışla ilgili şeyi gösterip hızlıca onu da yapalım. Son çünkü konuşmacımıza çok vakit kalsın birazcık. Geçtik biraz vakti bize ama misafirlerimizden özür diliyoruz. Şimdi buraya da baktığınızda yaratıcı bir düşünce var anladığım kadarıyla. Farklı bir düşünce var. Farklı bir bakış açısı bu da. Buraya baktığınızda şimdi buradaki rakamlar ilk önce fiktif olan, gerçek olmayan rakamlar. Onu belirteyim. Ama işte sahaya baktığınızda bayilerin bir satış hedefleri var. Ve bu satış hedefleri aslında ürünlere göre de değişiyor. Hani Turkcell'in ürünlerine baktığınızda biz 4 tane ürünü konumlandırdık oraya. İşte bireysel, kurumsal, ön ödemeli, faturalı satışlar diye baktığınızda hangi bayinin o sırada hangi noktada olduğunu, hedefini tutup tutturamadığını anında gösterebiliyor. Buradaki tabii güç şurada, biz aynı zamanda sözleşmeleri de topladığımız için gerçekleşen reel satışları da Turkcell'e bu anlamda göstermiş oluyoruz. Halbuki baktığınızda biz sadece burada işimizi yapıyoruz, taşımayı yapıyoruz ama işi böyle kurgulayarak farklı katma değerler yaratmış oluyoruz. Evet, burada lojistik işinizde bir yanda yönetim, business intelligence bir şirkete yaptığınız şirkete iş zekası faydası sağlamış oluyorsunuz. Bir anda bakış açısını çok farklı bir noktaya çekiyorsunuz. Gerçekten çok yaratıcı buradaki düşünceler. Sağ olun, teşekkür ederim. Teknolojiyi kullanımınızda gerçekten etkileyici. Tebrikler, sağ teşekkürler. Olun, sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, zamanımızı aştık ama son bir konuda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Sayın Serkan Öztürk, Turkcell Bilgi Teknolojileri, CRM ve İş Zekası Direktörü. Merhabalar. Hoş geldin Serkan. Serkan'la biz tabii ki mesai arkadaşıyız aynı zamanda. Birlikte iş yapıyoruz. Serkan, tabletlerle ilgili Turkcell'de neler yaptık? Saha, satış, tablet, CRM'de bunları nasıl bir araya getirdik? Birazcık bahseder misin hızlıca? Tabii, çok hızlı bahsedeceğim. Dediğiniz gibi zamanı aştık. Ödül töreni var galiba, ona çok geç kalmayalım. Onun için demo kısmını yapmayabilirim ama benim için de çok güzel sunumlar oldu görmek. Bizde de yeni fikirler verdi. Hayri Bey espri yapıyor sanıyordum. Vakit kalırsa sen sunumu yaparsın dediğinde ama gerçekmiş. İşin şakası bir tarafı, bir de şey söylemeden geçemeyeceğim. Etkili sunum teknikleri eğitimlerinde genelde hep alıyordum ama ne zaman işime yarar kullanırım bilmiyordum. Hani çok işte göz teması kurun, başınızı sallamayın, şudur budur. Bir de sahnede çok gezmeyin derler. O bugünmüş, evet, bu sahnede çok gezmemek lazım. Hani o tekniğin de kullanıldığı bir günü gördüm çünkü çok tehlikeli bir sahne. Şimdi dediğiniz gibi biz de aslında Süper Online'a, Turkcell Süper Online'a bir uygulama geliştirdik partnerlerimizle beraber. Koç Sistem olsun, Ericsson olsun, Turkcell mühendisleri. Bunun en büyük motivasyonu şuydu. Süper Online bildiğiniz gibi Türkiye'ye fiber interneti getiren öncü bir kuruluş, grup şirketimiz ve Türkiye'de 1000 megabit per second hızda internet verebilen ilk ve tek şirket. Şimdi sahada bizim de özel ihtiyaçlarımız var, çok benzer ihtiyaçlarımız var. Bizler evlere gidiyoruz, satış yapıyoruz ama bu satışı yaparken sahada olmanın getirdiği bir takım zorluklar var. Biz de tabii mobil teknolojileri ülkemize getiren bir şirket olarak bizim önce olmamız gerekir diye düşündük ve burada biz de sahadaki çalışan arkadaşlarımıza bir tablet projesi yaptık, bir yazılım yaptık. Bunun en büyük motivasyonu tabii ki sahadaki satışı güçlendirmek, yani şüphesiz. Bununla beraber verimliliğin artması ve doğal olarak müşteri memnuniyetinin de buna bağlı olarak artmasıydı. Çok hızlı, kısaca bir mimariyi göstereyim size. Mimaride aslında birçok uygulama var ama en temel uygulamalara baktığımızda bizim iç sistemlerimiz, CRM'imiz, stok sistemimiz, harita uygulamamız ve veri ambarımızla entegre ortada bir tane yönetim uygulamamız var. Bu yönetim uygulamamızı sahadaki ekip yöneticileri kullanıyor ve doğal olarak ellerinde tabletle
mobil bir şekilde satış yapan arkadaşlarımız da bu sistemle entegre müşterilerimize ulaşıyor. Ben vakit ne olur ne olmaz diye ekran görüntüleri koymuştum. Çok hızlı onları göstereyim. Çünkü dediğim gibi demoya girersem iyice geç kalabiliriz. Bizim gördüğünüz gibi interaktif bir harita uygulamamız var. Bu harita üzerinde sahadaki arkadaşlarımız hangi bölgelerde, hangi evlerde fiber olduğunu görüyor. Çünkü fiber bildiğiniz gibi belirli planlar dahilinde rollout yapılan, yayılım yapılan bir ürün. Dolayısıyla haritada hangi binalarda, hangi bölgelerde fiberin olduğunu bilmek çok büyük bir aset. Bunu gördükten sonra detayına inebiliyor. Bu arada şu an Antalya'nın haritasını görüyorsunuz. Şu an Antalya'da kullanılıyor bu uygulama. Daha sonra diğer illerimize yaygınlaştıracağız. Kendisine atanan rotaları, merkezi yönetim sisteminden atanan rotaları, yani hangi bölgelerle ilgilenmesi gerektiğini, hangi bölgelere satış yapması gerektiğini kendisi merkezden yönlendirme sayesinde bu harita üzerinde kırmızı renkte gördüğünüz gibi binaları görebiliyor. Ve her bir binanın detayına girerek kendisine atanan rotalar, bunların bekleyenleri, beklemeyenleri, aktif ve pasif bu ayrımı gösteriyor. Bu ayrımda görerek bu rota benim rotam ya da bu rota doğru değil, şu rotadan oluşmalı gibi bina seçimlerini yapabiliyor. Daha sonra binaların içine girdikten sonra eğer bu binada oturan dairede bizim müşterilerimiz varsa burada gördüğünüz gibi müşteri numarasını, eğer boş görüyorsa bunların potansiyel müşteri olduğunu çok kolay tespit edebiliyor. Ve her bir dairede de hangi ürünümüzün olduğunu şekilde gördüğünüz gibi ses, efendim data, televizyon, hangi bizim ürün portföyümüzde yer alan, portföyde yer alan ürünler varsa bunları çok kolay görebiliyor. Buna göre de ne tip satış yapabilir, kiminle nasıl irtibata geçmeli bunu çok hızlı, real time, gerçek zamanla ulaşabiliyor. Tabii bizim satışımız kolay bir satış değil. Burada biz sadece ön satış yapabiliyoruz. Daha sonra bu işin kurulumu var. Fiber dediğim gibi zahmetli bir iş. Bu formları real time, yine eş zamanlı, gerçek zamanlı doldurduktan sonra arka tarafta kurulum ekiplerine yönlendirebiliyor. Tabii bunun getirdiği zaman, verimlilik, kazancı çok çok ciddi kazanç. Biz şöyle özetledik. %35-40 oranında bugünkü yaptığımız işe göre bir verimlilik artışı bekliyoruz. Gördüğümüz denemelerde bunu tespit ettik. Çünkü bunun bir sonraki fazlarını da hayal ediyoruz. Düşünebilirsiniz ki real time yine çıkardığınız bir kampanyayı sahada yaymak, anlatmak çok zor. Ama bu tabletler sayesinde bizim satış gücümüz, sahadaki çalışanlarımız her türlü bilgiye real time ulaşacak. Ve o anda sunabilecekleri teklifler, hatta müşteriye özel tekliflere ulaşıp bunları gerçekleştirebilecekler. Kısa zamanda da bunu yaygınlaştıracağız diğer illerimize de ve biz örnek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Çünkü FTTX'in bu fiber teknolojinden sorumlu forumlarda biz dünya çapında da incelediğimizde bu boyutta bir proje görmedik. İnşallah gerekli ödüllere de başvuruyoruz. Umarım hepsini kazanırız. İnşallah. Gerçekten teknolojiyi çok farklı boyutlarıyla hayatımıza nasıl girdiğini göstermeye çalıştık. Demolarla da veya ekranlarla da Serkan'a demo vakti kalmadı ama ekranları gayet güzel hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Vaktimizi aştık. Ödül törenine geç kalmamanız için daha fazla sizleri tutmak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun.